Değerli konuklar, sevgili gençler, herkese Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olan Bişkek Büyükelçiliği'ne hoş geldiniz diyorum. Bugün 19 Mayıs 1919'un üzerinden geçen 100. yılı kutluyoruz. 2019 yılındayız. Atatürk'ümüzün Samsun'a ayak basmasının üzerinden 100 yıl geçmiş. Ama hala bizler için sanki dün ayak basmış gibi kutlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Size biraz önce de bahsettiğim üzere Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ü anmayı ve belki de Atatürk'ü bugünün koşullarında anlamayı 2 gün üzerinden gerçekleştireceğiz. Bugün Atatürk'ümüzü anacağız, Atatürk'ümüzü anlamaya çalışacağız. 21'inde de Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok güzel bir etkinlikle, tam bir bayram havasında kutlayacağız. Hepinizi 21'inde de aramızda görmeyi istiyoruz. Şimdi size kısa bir tarihçeyle girmek istiyorum. Atatürk'ü benim için 19 Mayıs, Atatürk'ü anmak kadar olduğu kadar bugünün koşullarında Atatürk'ü anlamaktan da geçiyor. Sizlere daha önce bu salonda bir araya geldiğimizde en son Çanakkale zaferini birlikte kutlamıştık, birlikte bazı şeyler öğrenmiştik. Çanakkale ne zaman olmuştu? 1915 yılında. 19 Mayıs 1919'a geldiğimizde maalesef İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar İstanbul'a yerleşmişlerdi. Maalesef askeri birliklerimiz, ordumuz terhis edilmişti. Maalesef ülkemiz Osmanlı İmparatorluğu o dönemde bu gördüğünüz şekle sokulmaya çalışılıyordu. Size bahsetmek istediğim Türkiye, bahsetmek istediğim coğrafya ve bugün biraz bahsetmek istediğim Atatürk, bu tarih içerisinde, bu perspektifte değerlendirilmelidir. Osmanlı İmparatorluğu artık son 50-60 yılını bir savaştan çıkıp diğer bir savaşa girerek geçiriyordu. Aramızda Ahıska Türkleri var. Aramızda belki Balkan göçmenleri var. Kafkas göçmenleri var. Orta Doğu'dan gelenler var. Belki de Libya'dan gelenler var. Bunların hepsi bizim topraklarımızdı. Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Ve küçüle 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 öyle bir noktaya geldik ki Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu kendi, belki Çanakkale Savaşı'nda gördüğünüz üzere kaybetmemiş olsa bile, Irak'ta kaybetmemiş olsa bile, maalesef Mondros ateşkes anlaşmasıyla, daha doğrusu mütarekesiyle ne oldu? İstanbul'a geldiler, yerleştiler. Ve bunu kabul etmek durumunda kaldık. Bunu kabul etmeyenler de vardı. Bunların arasında Mustafa Kemal gibi Türkiye'yi, Türk insanını, vatanını, milletini seven insanlar da vardı. Bunlar tek kişi değildi tabii ki. Çok kalabalık bir insan grubuydu. Vatanseverdiler. Milletini, toprağını seven insanlardı. Ve gördüğünüz bu harita 1920 Sevr Anlaşması. Hala üzerinden 100 sene geçti arkadaşlar, değerli konuklar. Hala bize biçilmeye çalışılan kaftan budur. Hala bunu idrak edemeyen, içerimizden bizi bölmeye çalışan,
Burada gördüğünüz bazı bayraklar ve diğer bayraklarla birlikte hareket etmeye çalışan, hala dışarıdan bu gördüğünüz toprakları aynen bu şekilde olmasını isteyenler var. Ama karşılarında sadece Mustafa Kemal Atatürk değil, hepimiz varız. Ne içeriden ne dışarıdan bu ülkeyi, bu vatanı böldürmeyeceğiz. Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye Cumhuriyeti 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve ondan sonra hepinizin belki de ezbere bildiğiniz süreçlerle devam eden Kurtuluş Savaşı'yla noktalanan bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti inşallah hepimiz için ilelebet yaşayacaktır. Zaten Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuduğunuzda, birazdan arkadaşlarımız da sizi dile getirecekler. Gençliğe Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ediyor. Birinci vazifelerini söylüyor. Onu size birazdan arkadaşlarımız aktaracaklar. Dolayısıyla ben girmeyeceğim. Ama bugün itibariyle sizlere vermek istediğimiz mesaj şudur. Atatürk 1919'da, 19 Mayıs'ta Samsun'a giderken kafasında bu haritanın nasıl şekilleneceğini biliyordu. Arkadaşları da biliyorlardı. Bu 1920. Bugün itibariyle hala anlamamış olanlar var. Hala içeride anlamamış olanlar var. Hala dışarıdan zorlayanlar var. Ama bizler hepimiz gençtik. Vazifeyi devraldık. Bizden sonraki nesle de devredeceğiz. Ne bu ülkeyi böldürürüz? Türkiye Cumhuriyeti'nde ilelebet, güçlü ve hak ettiği yerde olması için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda siz değerli öğretmenlere büyük ödev düşüyor. Atatürk'ü iyi anlamak, Atatürk'ü iyi anlatmak. Ben bir şahıstan bahsetmiyorum arkadaşlar. Neredeydik, nereye geldik? Neler yapıldı ve ne amaçla yapıldı? Ne reformlar yapıldı? Bunları iyi anlatmanızı istiyorum. Gençlere aktarmanızı istiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bu reformların sayesinde bugün geldiği noktaya gelmiştir. Bundan sonraki süreçte de hepimiz el birliğiyle gerek içeride gerek dışarıda birlikte bir bütün olarak vatanını, milletini, bu toprağı, bu bayrağı seven ve bütün müştereklerimizde birlikte hareket eden bir toplum olmalıyız. Bunun için siz öğretmenlere büyük görev düşüyor. Gençlere de çok büyük bir görev düşüyor. Çok iyi eğitim alacaksınız. O da bizim görevimiz. Size çok iyi eğitim vereceğiz. Türkiye'nin geldiği noktayı, Türkiye'nin içinden geçtiği süreci, Türkiye'nin tarihini, belki de Osmanlı tarihini, hatta daha önceki tarihini, Orta Asya'yı, buradaki varlığımızı çok iyi öğreneceksiniz. Tarihimizi, dilimizi, dinimizi, kültürümüzü, örflerimizi, geleneklerimizi, bizi biz yapan bütün unsurları hepimizin çok iyi anlaması ve hepimizin birbirimizle didişmektense bu bahsettiğim öğeler çerçevesinde birleşmesi gerekiyor. Bugün de anlamı budur arkadaşlar. Biz bunları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Hepinizden beklentimiz de bu şekilde hareket etmeniz. Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan gelen tüm tehditleri engellemeniz olacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır, kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde yaşıyor, dört köşesinde vatanın yaşıyor, damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözlerini ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum.